Müslümanlar Haçlılarla bizim algımıza göre işte sürekli savaş halindelerdi. Yani işte birbirlerine işte birisi baskın geliyordu, sonra birisi baskın geliyordu. Ama şimdi okuduğumuz zaman bazı Müslüman toplumlarla veya işte nasıl denir ona, yerel hükümdarlarla Haçlı liderlerinin ittifak içerisinde müttefik olduklarını görüyoruz. Bu ittifaklar hangi şartlar altında gerçekleşti veya kimle neden? Çünkü yani görebiliyoruz Müslüman bir hükümdar bir Haçlıyla, Haçlı hükümdarıyla başka bir Müslümana karşı bir birlik oluşturabiliyor, saldırabiliyor, hatta üstüne zafer kazanabiliyor. Bunun altında yatan sebepler nedir? Hani din farkını sorun etmiyorlar mı? Nasıl yorumluyorsunuz? Günümüzde Amerika veya işte Rusya'nın Suriye'de yaşadığı gibi din farkı gözetilmiyor. Veya Amerika'nın Suudi Arabistan'la yapmış olduğu ittifakta din farkı gözetilmiyor. Orada sadece siyasi çıkarlar ön planda veya Mısır'ın Amerika ile olan ittifakı gibi mesela. Hani onun tarafında yer alması gibi. Hani aynı şeyler o dönemde de geçerli. Yani Haçlı Seferleri döneminde de geçerli. Çünkü burada ham madde insan. Hani insan kaynaklı olan durumlar olduğu için orada da kimi siyasi çıkarlar işin içerisinde. Günümüzde de aynı. Hani şu da var. Hani insanoğlu yüzyıllar boyu birbiriyle savaşmış. Savaş eksik olmamış. Ama savaş eksik olmasa da bu bir süreklilik halinde değil. Kısa kısa dönemler halinde. Zamanı geldiğinde de insanlar hani birbirleriyle bir şekilde ittifak bulabiliyor, ittifak kurabiliyor. Hani burada da neler geçerlidir? Ekonomik bir takım çıkarları vardır. Siyasi bir takım çıkarları vardır veya ortak düşmanları vardır. İşte bunlar bulunduğu zaman oradaki birleşme kendiliğinden zaten geliyor. İşte Haçlı Seferlerinde de böyle olmuş. Mesela Haçlıların daha ilk birinci Haçlı Seferi ile beraber bölgeye gelmelerinden itibaren hani Müslümanların bunlara ittifak teklif ettiğini görüyoruz. Nedir bu ittifaklar? Daha Antakya'yı kuşatırken mesela Şii Fatimiler Devleti, Haçlılar burada erzak konusunda ciddi sıkıntılar yaşamışlar, perişan olmuşlar. Ama buna rağmen Fatimilerin şöyle bir teklifi var. Siz diyor kuşatmaya devam edin. Ben sizin her türlü erzak imkanınızı, ihtiyacınızı karşılayacağım. Yeter ki diyor hani Suriye'den Selçukluları kovalım. Yani burada Haçlıları kendine bir ortak olarak görüyor. Onları Selçuklara kaybetmiş olduğu Suriye'yi tekrardan geri almak için bir araç kabul etmiş. Onların da hani bölgeyi ele geçirmek istediğini düşündüğü için bir ittifak teklif ediyor. Ama bilmiyor ki Haçlılar hani onlar için de yani Fatimiler için de bir tehlikedir. Selçuklar için de. Ama kendi siyasi çıkarı gereğince bunu göz ardı edip böyle bir teklifte bulunabiliyor. Ha bu gerçekleşmiyor ama sonrasında bakıyorsunuz aslında Haçlı Seferlerinin bütün tarihi boyunca bu çıkar ilişkileri hep bir olmuş. Nedir mesela 1108 tarihinde bir Telbaşir Savaşı var. Hani Telbaşir Savaşı'nda Urfa Kontu'yla Selçuklu Emiri Çağlı bir tarafta. Diğer tarafta Halep Selçuklu Melikî Rıdvan ve Tankred Antakya Prinkipesi bir tarafta. Hani bunlar karşılıklı olarak birbirleriyle savaşıyorlar. Çünkü çıkarları uyuşuyor. Siyasi çıkarları burada uyuşuyor. Mesela Dımaş şehri vardır. İmadettin Zengi'ye karşı bağımsızlığını korumak için sürekli olarak Kudüs Haçlarından yardım ister. Ve Kudüs Haçları sayesinde Zengi'ye karşı uzun süre kendi şeyini korur, bağımsızlığını korur. Mesela şu vardır. Haçlılar Orta Doğu'da oldukları müddet boyunca hani nüfus anlamında çok fazla bir sayı yok. 10-12 bin kişi arasında bir nüfusları var, Latin nüfusu. Dolayısıyla hani bu kadar az insanla burada kalmanızın imkanı yok. Ne yapmanız gerekiyor? Müslümanlarla bir şekilde iletişime geçmeniz. Yerli Hristiyanlarla iletişime geçmeniz ve onlarla iyi ilişkiler kurarak hani bölgede kalma sürenizi uzatmanız lazım. İşte burada Müslümanlarla ittifak yaparak bir süre daha zamanlarını uzatmışlar. Ne zamana kadar? 1187'ye kadar. Hani 1187'de Selahaddin gelmiş, Kudüs'ü almış ve ardından ikinci krallık dönemi başlıyor. Akka merkezli olmak üzere. Ama şimdi şöyle düşünelim. Haçlılar tamamen kıyıya doğru sıkıştırılmış. Ama buna rağmen Selahaddin veya onun ardılları bunları tam manasıyla yok etmeyi düşünmüyor. Hani Selahaddin'i biraz daha bir kenara bırakalım ama ardından gelenler hiçbir şartta Haçlıların oradaki varlığını sonlandırmak gibi bir şey düşünmemişler. Neden? Çünkü burada da işin içine ekonomik, ticari çıkarlar giriyor. Hani Müslüman pazarlarından ciddi anlamda bir mal arzı var. Bu tek o pazar içerisinde eritilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunların Avrupa ile olan bağlantısı,
bu Venediklerin, Cenevizlerin bağlantısı dolayısıyla hani ticaretin sürdürülmesi amacıyla Haçlıların buradaki varlığına müsaade edilmiş. Ki artık öyle bir zaman geliyor ki hani savaş istenilmeyen bir şey haline gelmiş. İnsanlar ticaretlerini yönlendirmek, bunu geliştirmek istiyorlar. Hani iki türlü. Başlangıçtaki siyasi çıkarlar Haçlıların bölgede kalmasında etkinken 1187 ve sonrasında da ekonomik çıkarlar gereğince onların buradaki varlığına müsaade edilmiş. Ta ki 1291'e kadar, yani Memlüklere kadar, ki Memlükler bu işin sonunu getiriyorlar.